Okan Müderrisoğlu, 15 Temmuz ve Toplumsal Hafıza. Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak idrak ettiğimiz 15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti için bir dönüm noktası olarak tarihteki yerini almıştır. Ama tarih olmamalıdır. Mühim olan, toplumsal hafızanın canlı tutulmasıdır. Çünkü, unutan veya unutturulan beyin ölüdür. Bugün FETÖ'nün sistematik olarak devam ettirdiği dezenformasyon faaliyetlerinin ana hedefi bir başka 15 Temmuz hikayesi yazmak üzerine kuruludur. Böylece gerçekleri çarpıtmakla kalmamakta, uydurdukları senaryoyu satın almaya meyilli kesimleri de dinamik tutmayı hedeflemektedir. Sadece bu nedenle bile 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananların ve hakiki kahramanların bilhassa yeni nesillere aktarılması kritik önemdedir. Karşımızda, asla ne damet getirmeyen, pişmanlık yok düşmanlık var, diyen bir örgüt yapısı vardır. Himaye edildikleri ülkelerde fırsat kollamakta, dünya üzerinde yayıldıkları yüzden fazla merkezde ve elbette içerideki kripto unsurları üzerinden de rövanşizm ateşiyle yanıp tutuşmaktadırlar. Türk demokrasisinin darbelerle malul sicilinde, 15 Temmuz'un bir gurur abidesi gibi parlaması ise tesadüf değildir. Dünya Darbeler serisinde ilk kez bir millet, lideriyle bütünleşerek hain bir kalkışmayı canı pahasına durdurmuştur. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı ebedi olarak yaşatacak yönü, 15 Temmuz karanlığını aydınlığa çeviren dirayetli duruşunda saklıdır. Milletin o çağrı ile meydanlara koşması, bu hayasızca akına, dur. Demesi, tıpkı ulusal kurtuluş savaşımız gibi birçok ulusa da ilham kaynağı olacaktır hatta olmaya başlamıştır bile. Gençlerin milli şuurla darbecilerin karşısına çıkması kadar, orta yaşın üstündeki kuşağın şimdiye dek yaşanan darbelerde içe kapanmanın yarattığı hüznü unutmamaları ve adeta bir kuşağın iade itibarı için tankların önüne çıkması da unutulmazdır. Sü uyur, düşman uyumaz, misali FETÖ ve benzeri paralel yapılarla mücadele kesintisiz sürmeli, birkaç kurumun veya özverili birkaç ismin görevi olarak kalmamalıdır. FETÖ, siyasette yaşanacak bir kırılmaya umudunu bağlamış görünmektedir. Yani, henüz ıslah olmadığı gibi bu örgüte karşı duranlara bir tür cehennemi yaşatma hırsı ile vakti saatini beklemektedir. FETÖ kuklasının yanı sıra arkasındaki kuklacıları da hesaba kattığımızda bir anlık dahi rehavete yer olmadığı aşikardır. Unutmamak gerekir ki, Bugün bile FETÖ ve arkasındaki dış güçlere göz kırpan, iktidara gelme uğruna her türlü tavizi vermeye hazır siyasetçilerin olduğu bir sır değildir. Bu yolla, devlet kadrolarından ihraç edilen FETÖ'cülerin yeniden işbaşı yapma beklentisi beslenmekte, FETÖ diasporası olarak tanımlanabilecek ihanet şebekesinin ise gövde gösterisiyle ülkeye dönme ihtirası köpürtülmektedir. Özetle Allah bu ülkeye bir daha 15 Temmuz ve benzeri olaylar yaşatmasın, hainlere fırsat vermesin. Ve nihayet, FETÖ, kamudan büyük ölçüde temizlense de, FETÖ evari yöntemler, maalesef bürokrasinin bazı kanatlarına bulaşmış durumdadır. Bu da uyanık olunması gereken bir başka meseledir.